Hocam hemen bir toparlanmaya geçtiler. Rejimi toparlamak amacıyla. Hamaney'den hemen bir işte halef geldi. Dedi ki Muhammed muhbire görevini verdim. Hatta bir kabine toplantısı yaptı. 50 günlük bir süreç. Hatta Perşembe günü reisinin toprağa verilmesinin ardından bir de seçime gidileceği söyledi. Bunlar da aslında rejim ayakta, hiçbir şekilde yıkılmadı. Biz hala işte devam ediyoruz şeklinde bir güç göstergesi yapmaya da devam ediyor şeklinde yorumlanmaya da devam ediyor. Mecbursunuz aleyna. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani hele şimdiki Tebriz'de bugünkü durumdan sonra, yani Cumhurbaşkanı'nın ölümü sistemin bekası için, demin de ifade ettiğim gibi, çok büyük mesele değil aslında. Onu söylüyorum. Yani biz Batılılar çok önem atfediyoruz Cumhurbaşkanı'na, ama orada çok önemli bir şey var. Velayeti fakih kurumu var. Yani özellikle Şia mantığıyla, yani Kom kentinden denetim mekanizmasının elinde olan velayeti fakih de, sevgili izleyicilerim, adı fakih demek, biliyorsunuz, İslam şeriatı bilgini demektir. Velayet demek ne demektir? Mutlak otorite. Mutlak otoriteyi onu. Yani silahlı kuvvetler başkomutanı kim? Cumhurbaşkanı değil. Kim? Doğrudan doğruya velayeti fakih kurumudur. 12 imamdan meydana gelir ve çok yakın çalışırlar ve bunların en önemli uzmanlar meclisiyle beraber seçimleridir. Ben şeyi söyleyeceğim. Bu konuda bakın, Akıncı İHA'yı biraz evvel sizin de belirttiğiniz gibi, efendim, üzerindeki kamera ilk başlangıçta başladığımız zaman bu kamera Kanada'dan alınıyordu. Kanada bize, biliyorsunuz, bir abluk altına alınarak göndermemeye başladılar. Biz bu işi kim üzerine aldı? Tabii ki Aselsan aldı. Ben orada çalıştım. Yönetim kurulunda çalıştım. Ve Aselsan tabii ki bize, dediğimiz gibi, bir musibet bize farklı yerlere ortaya koyuyor. Üzerindeki kamera tamamıyla bize ait. Aselflür dediğimiz F-500. Bakın, Amerika oraya, İngiltere de dahil, birlikte hareket ediyorlar. Uydu göndermesine rağmen, efendim, biraz sonra söyleyeceğim, yani 2.30 civarındaki bu enkazı bulunması bu kamera sayesinde oldu. Ne kadar önemli olduğunu belirtmek açısından da yani bu bakımdan Türkiye'nin savunma sanayine ne kadar önem vermesi gerektiğini de ortaya koymamız açısından iyi. İkinci tespitimiz, bu kazayla ilgili olarak söyleyeceğim. Şimdi bakıyorsunuz, hatırlayacaksınız, 1 Nisan'da biliyorsunuz Şam'da, ben de orada görev yaptım. Askeri ateşi olarak görev yapmıştım. Savunma Bakanlığı'nın yanında ve de çok da ilgili Ceyşül Şaab dediğimiz halk ordusu binasının yanında İran Büyükelçiliğine, efendim, binası, konsolosluk binasına vurarak, orada 3 tane generali ve çok önemli Kasım Süleymani'den sonra gelen 2 numarayı öldürdüler. Kim yaptı? İsrail. Ne kadar, neyle yaptı? F-35 uçağını kullandı ve roketle yaptı, uzaktan olarak. Aracın içine. Şimdi Şam dediğimiz yer bir ülkenin başkenti. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin başkentine uçak uçuruyorsunuz. Yani düşünün, Allah korusun böyle bir şey, ama Ankara'da gidiyorsunuz, efendim, Beştepe'yi vuruyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Oldu. Mümkün Yani değil. bunu hemen söylememiz lazım. Çok önemli. Ve buna karşılık mutlaka bekleniyordu. 300 tane, biliyorsunuz, bunun içerisinde 170'in üzerinde drone, efendim, balistik füzeler ve seyir füzeleri beraber 13 Nisan'da İran'ın bir karşı koyma refleksi yapıldı. Bakın, burası çok önemli. Bu kadar, efendim, bunu yapabilen bir İran, ama uçtuğu helikopter, maalesef üzerine okuduğum zaman çok da ben şaşırdım doğrusu. 212 dediğimiz Bell marka, Amerikan, 1994 yapımı bir helikopter ve de Kızılay'a ait. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani protokol olarak değil, üzerinde bayağı Cemiyet-i İlahi-Ahmer diye yazmış adam. Yani Amerika'nın Kızılay'a. yaptırımları sebebiyle yedek parça bile bulunamadığı haberleri Evet, geldi. 1900, evet, onu çok da 1994 yapımı olduğu için, yani bunun üzerinde, yani çok böyle saatlerce anlatabileceğimiz demeyeceğim, ama hakikaten çok fazlalıkla
söyleyebileceğimiz çok şey var. Yani hakikaten yani evet 1994 modeli, ama yalnız şunu sevgili izleyicilerimizle ortaya koyalım. Yani havada uçan ne olursa olsun, yani bütün koşullar içerisinde hiçbir zaman yani kötü bir değildir. Yani parça değişmemiş. Saatli parçalardır. Hı hı. Efendim bu saatli parçalar değiştirilir. Yani havada hiçbir zaman sadece üst tarafının biraz maden yorgunluğu gibi havada hiçbir şey efendim saatsiz uçmaz. Yani o saatli geldiği zaman değiştirilir, yenisi koyulur. Demin söylediğim gibi Aselsan yapımı CATS termal kamerasının kullanılmak suretiyle gece şartlarında arama yapılarak reisinin helikopteri biraz evvel de söylemeye çalıştığım gibi saat 2.36 civarından havadan tespit edilmişti. Bu kestirme cihazlarında ve yer bulma cihazlarında dünyanın bir numarası olduğunu, ki biz iki numaraydık. Yani Aselsan'ın gelmiş olduğu durumu göstermesi bakımından, bütün dünyaya göstermesi bakımından gerçekten çok önemli bir şeydi. Yani bu yani hayret ve ibret olarak söylememiz lazım. Tabii ki bunun üzerine, bakın bunun üzerine söylüyorum, çok da önemli. Çünkü pazar günü 23.30'da Batman'dan kalkan Akıncı tipi bir İHA'nın İranlı yetkililerle kurulan bu koordine sonucunda yani kazanın meydana geldiği saat 00:45. Bakın bunları hepsini resmi rakamlar olarak veriyorum. Uçtuğu Aselsan yapımı CATS termal kamerasıyla 2.36 civarında şeyi buluyor. Yani ne kadarlık bir zaman? Baktığınız zaman adeta 1 saat 45 dakikada bulan bir mekanizma var. Bu kadar sise rağmen, bu kadar kara rağmen. Hı hı. Efendim bu çok önemli olduğu için yani bir tarafta Türkiye'nin başarı hanesine de bunu yazmak lazım.